Teşekkür ederim. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Önce Almanya'nın bu köklü üniversitelerinden birisi olan Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde konuşuyor olmaktan duyduğum büyük memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ve hepinize sevgiler, muhabbetler sunuyorum. Tabii ki bu üniversitede bu konuşmayı yapacağım saat 6'ydı. Şimdi saat 8'e geldiğine göre 2 saatlik bu gecikme neden olduğu diye düşünebilirsiniz. Beklettik sizleri. Bekleyenlere kısaca bunu izah etmek isterim. Ve eminim ki onlar da büyük bir anlayışla karşılayacaklar bunu. Almanya'nın demokratik ortamından faydalanan ve bunu istismar eden terör örgütüyle ilintili 30-40 kişinin buradaki tehditleri ve bu toplantıyı yaptırmak istememeleri, bu toplantıyı yapma ısrarımız karşısında da bomba ihbarı yapması üzerine güvenlik güçleri bu işi bu kadar geciktirdiler. Ama şunu ifade etmek isterim ki, burada böyle 34-40 kişiye pes edecek, onların tehdidine, şantajına boyun eğecek halde değiliz. Asla da ona taviz vermem. Şunu da onların şunu da bilmesini onların şunu da bilmesini isterim ki benim Kürt vatandaşlarım onlara değil bana sempati gösterirler. Onları değil beni severler. Sabahtan beri Roj TV burada binlerce insanı toplamak için yayın yaptı ama buraya 30-40 kişi ancak geldi. Onun hüsranını yaşadıkları için bu toplantıyı sabote etmek istediler ama bu toplantıyı muhakkak yapacağımızı söyledim. Onlara prim vermeyeceğimizi, teröre kim taviz verirse onun arkası gelir. Teröre kim onun şantajına, tehdidine kim boyun eğerse onun faturasını o öder. Onun için bu tehditlere, bu şantajlara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimize ve bunlardan yılmayacağımızı da herkesin görmesini isterim. Bana soracak bir şeysi olan varsa, en aykırı fikri de olsa gelir burada istediği gibi sorar. Ben en aykırı soruyu da alırım, cevaplandırırım. Ama eğer bomba tehdidi yaparsa, silah tehdidi yaparsa, doğrusu ona da asla pes etmem. Dolayısıyla bu gecikmenin sebebini herkes bilsin. Ve bunu da eminim ki hepiniz makul karşılamışsınızdır. Ben bu üniversiteyi terk etseydim, inanın ki bunlar yarın bu üniversiteye de, Alman polisine de çok daha fazla şantaj yaparlardı ve bunu başarmış olurlardı. Eminim ki Berlin'in ortasında dünyanın en meşhur üniversitelerinden biri olan Humboldt Üniversitesi'ne bomba koyma tehdidinde bulunanla da Alman istihbaratı ve Alman polisi gereğini yapacaktır. Ve şunun da bilmesini isterim. Bomba tehdidi yapan insanlar veya örgütler suç örgütü değil, terör örgütleridir. Değerli misafirler, değerli konuklar. Şimdi bu üniversitenin ne kadar meşhur olduğunu gelmeden önce biliyordum. Bu üniversitede Hegel, Schopenhauer, Einstein, Marx, Engels, 1950 yılında Avrupa Birliği'nin anlaşmasını yazan Fransız Dışişleri Bakanı Schuman gibi birçok büyük bilim adamları, siyasetçiler bu üniversiteden gelmiş geçmişler. Ayrıca da bu üniversitede 29 tane Nobel kazanan bilim adamı var. Şimdi böyle bir üniversitede ben 40 kişinin tehdidine boyun eğip de konuşmaktan mı vazgeçecektim yani? Dolayısıyla bunun böyle bilinmesini isterim. Böyle bir seçkin bir üniversitede tabii ki konuşma yapmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu fırsatı verdiği için de üniversite yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Konuşmamın tam metnini üniversitenin internet sitesine konacak, orada yayınlanacak. Orada eminim ki Almanca tercümesi orada hepiniz okuyacaksınız. Bu
yaşananlardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Wolf'un yemeğini zaten geciktiğimiz için ben konuşmamın özetini burada yapmak istiyorum şimdi. Türk-Alman ilişkilerinin tarihi çok eskidir. Ta Prusya Krallığı'ndan Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkilere kadar gider. Avrupa'da birçok ülke, neredeyse herkes, bütün ırklar birbiriyle büyük savaşlar yaşamışlardır. Ama savaşlar yaşamayan iki millet varsa bu da Alman ve Türklerdir. Tarih boyunca müttefik olduk, tarih boyunca dost olduk, tarih boyunca beraber olduk. Öyle ki Sultan Abdülaziz tabi 1800'lü yıllarda Almanya'ya gelmiş. O zamanki Alman kralıyla bir araya gelmiş. İkinci Wilhelm, Kaiser II. Wilhelm iki kez 1889-1898 yıllarında İstanbul'u ziyaret etmiş. Birinci Dünya Harbi'ne beraber girmişiz. Acıları beraber yaşamışız. Daha sonra İkinci Dünya Harbi'nde burada çekilen sıkıntılardan kaçan birçok Alman İstanbul Boğazı'na sığınmış ve Boğaz'a sığınanlar olarak bilinmişler ve Türk bilim dünyasına da çok büyük katkıları olmuş. Bundan 50 yıl önce de Almanya'nın daveti üzerine buraya gelen Türkler bugün 3 milyona ulaşmış. Bunların 1 milyonu Alman vatandaşı olmuşlar. Dolayısıyla tarihten gelen güçlü işbirliği bugün de devam ediyor. O yıllarda bu üniversitenin de çok büyük zararlar gördüğünü biliyorum. Bilim adamlarının bir kısmının üniversiteyi terk etmek durumunda kaldığını biliyorum. 1900'te İkinci Dünya Harbi öncesi durumdan bahsediyorum. Ich weiß auch, dass diese Universität natürlich damals auch zu Schaden gekommen ist. Ich spreche auch von dem Zweiten Weltkrieg. Auch Wissenschaftler sind von hier dann ins Ausland gegangen und es war natürlich schwierige Zeit. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin başlangıcında Almanya'nın çok büyük katkısı olmuştur, çok büyük desteği olmuştur. Türkiye'nin ta Ankara Anlaşması dediğimiz 1960 yıllarına varan o zamanki ortak pazar döneminden başlayıp da Türkiye'nin üyelik adaylığının kabulüne daha sonra müzakerelere başlamamızda Almanya'nın hep desteği olmuştur. Avrupa'da yaşanan konjonktürel problemler, Avrupa'nın birliğin genişlemesiyle ilgili çeşitli tereddütler ve çeşitli fikirleri ortaya çıkartsa da Avrupa'nın büyümesi, genişlemesi kaçınılmazdır. Hanstein'in ifadesiyle bisiklet sürmeyi bırakır, pedalı çevirmekten vazgeçtiğiniz andan itibaren düşersiniz. Bunun Avrupa'nın çok değerli birçok siyasetçisi ve bilim adamı tarafından fark edildiğini biliyorum. Bugün bile birçok Avrupa Birliği ülkesinin yaşadığı problem büyüme kaynaklıdır. Büyüyemediği için bu problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Büyümek için ise muhakkak ki çevreyle daha çok ilgilenmek gerekir. O bakımdan dünyanın 20-30 yıl sonrası ağırlığının Asya merkezli olacağı açık seçik ortadayken Avrupa Birliği'nin içe kapalı olması demek bisikletin pedalını çevirmekten vazgeçmek anlamına gelir ki bunun bugün savunulsa bile bazıları tarafından yarın mümkün olmayacağını herkes görecektir. Böyle bir genişlemede en büyük stratejik fırsatları ve imkanları sunacak olan ülkede Türkiye'dir. Enerji açısından, büyük nüfus açısından, Kafkaslara, Orta Asya'ya, bütün buralara ulaşma açısından, ulaşım yolları açısından ve kendi büyük ekonomik potansiyeli açısından. Unutmayın ki bugün Avrupa'nın iki tane sağlıklı ekonomisine sahip ülkesi varsa biri Almanya, biri Türkiye'dir. Ekonomik göstergelere baktığınızda büyüyen Almanya, büyüyen Türkiye hem de dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi. Bütçe açıklarına baktığınızda %2,5 olan bir Türkiye Maastricht kriterlerinin altında. Borçlar açısına baktığınızda birçok büyük Avrupa Birliği üyesi ülkelerin borçları %100 iken, gayri safi milli hasılanın %10'u, %120'si iken Türkiye'nin
borçları gayri safi milli hasılasının sadece %40 civarında. Onun için mesajım şudur. Türkiye'nin müzakereleri başarıyla bitirmesine fırsat verilsin. Sahte, samimi olmayan engellemeler yapılmasın. Türkiye müzakere sürecini bitirdikten sonra Avrupa Birliği'ne tam üye olup olmama kararı o zaman alınacak. Belki Fransa diyecek ki istemiyorum. Çünkü referanduma gideceğim diyor. Avusturya diyecek ki belki ben istemiyorum. Belki de Türk halkı ben artık istemiyorum diyecektir. Bunlar o gün tartışılacak konulardır. Bugünün konusu ise Türkiye'nin müzakereleri başarıyla bitirmesine yardımcı olmaktır. Sözlerime son verirken tekrar size teşekkür ediyorum. Çünkü bir avuç çapulcunun tehdidini aldırmadınız ve beni beklediniz ve dinlediniz. Hepinize tekrar sevgiler sunuyorum ve hepinize tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun.